Arkadaşlar, herkese merhabalar. Venüs'ün tarot gezegenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle eril dişil açılımı yapma kararı aldım. Sizden de gelen yoğun talep üzerine bugün eril dişil açılımı yapacağız arkadaşlar. Sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, kolumdaki bilekliği soruyorsunuz. Bilekliğin bir anlamı var mı? Bir özelliği var mı diye. Evet, bilekliğin bir özelliği var arkadaşlar. Kendi adıma olumladığım, kendi adıma reiki enerjisi uyguladığım bir bileklik bu. Ve o kadar çok sordunuz ki şöyle bir şey için karar verdim. Arkadaşlar, önümüzdeki dönemde Instagram sayfamda bir çekiliş yapmayı düşünüyorum ve bu çekiliş sonucu 3 kişiye bu bileklikten kişiye özel yine reiki olumlaması yapıp ne gerekiyorsa onunla alakalı bu bileklikten hediye, bu bileklik değil tabii ki, bu benim bilekliğim, kişiye özel bir olumlama yapıp reiki enerjisi şifalandırma yapıp ne gerekiyorsa karşımızdaki kişiye, İş anlamında, aşk anlamında ya da şans, mucizevi neyse onu zaten ben karar vereceğim. Kişiye konsantre olup kişinin enerjisini anladıktan sonra ona özel bir bileklik hediye etme ve 3 kişiye Instagram sayfam arkadaşlar Venüs'le Tarot, oradan muhtemelen bir iki gün içerisinde bununla alakalı bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Orada yayınlamayı düşünüyorum ve 3 kişiye de kişiye özel dediğim gibi bir bileklik hediye etmeyi düşünüyorum. Reiki olumlaması yapıp. Çünkü benim özel danışanlarım bana özel gelip danışanlarımdan bunu talep eden insanlar oluyor. Ama tabii ki sosyal medyada olduğumuz için sizin bundan haberiniz yok. Soranlar oldu. Venüs Hanım, bilekliğinizin bir özel anlamı var mı diye. Evet, özel anlamı var. Sizin için de özel bir anlamı olsun istiyorum. Ve bu bileklikten 3 kişiye hediye etmek istiyorum. Hediyeleşmek sünnettir arkadaşlar. Şimdi WhatsApp numaramdan özel danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında zaten WhatsApp numaram ve Instagram adresim var arkadaşlar. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bugünle alakalı dediğim gibi bir eril dişil açılımı yapmak istiyorum dostlar. Bakalım eril, öncelikle eril enerji ne durumda, ne düşünüyor, gündemi ne diye bir bakmak istiyorum. Şöyle eril enerjiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Dostlar, ben kartlarıma gerekli meditasyonumu, enerjimi verdim. Eril enerji, dişil enerji diye olumlamalarımı yaptım. Kartlarımı seçerken sizinle kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Müziklerimle alakalı eleştiri yapan arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar, sizin ben 30 dakika, 50 dakika ya da 60 dakikalık bir video çekiyorum. Ben o müziğe konsantre oluyorum. Siz 2 dakikalık bir bölümü izlerken konsantre olamıyorsunuz, konsantrem bozuldu diyorsunuz. Şimdi tahammülsüzlük yapmayın arkadaşlar. Eğer bir tahammülsüzlük konusuyla alakalı sorununuz varsa bana ciddi anlamda danışabilirsiniz. Yani seansta olabilirim, benim yardımcı arkadaşım telefonlarınıza bakabilir, sizinle iletişime geçebilir. Ama ciddi anlamda size yardımcı olmak isterim. Hani müzik çok açık. Arkadaşlar, ben 60 dakikalık ya da 30 dakikalık bir video yapıyorum. Siz o videonun %50'sini dinliyorsunuz ya da o videonun %10'unu dinliyorsunuz. Ya da sadece kendi videonuzu, burcunuzu, o videoda kendi burcunuzu dinliyorsunuz. Buna tahammülsüzlük yapıyorsunuz. Konsantre olan benim arkadaşlar. Konsantre olup kartları yorumlayan benim, tahammülsüzlük yapan sizsiniz. Bu konuyla alakalı eğer ciddi anlamda bu sizin hayatınızda bir sorunsa size ciddi anlamda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.
Katino destemi Osho destesiyle harmanlamak istiyorum arkadaşlar. Her zaman klasik desteyle Katino destemin açılımını yapıyordum. Şimdi bakalım eril enerjinin gündeminde ne var? Eril enerji ne düşünüyor? Eril enerji ne durumda? Bir bakalım. Daha sonra tekrardan dişil enerjimize geçeceğiz. Dediğim gibi kartlarıma daha önceden kartlarımı çok seviyorum. Aslında bu aşamayı direkt geçmek istiyorum. Hani daha önceden kartları seçip sizin karşınıza o şekilde çıkmak istiyorum. Ama Venüs abla, Venüs hanım kartları canlı yayında veya video esnasında çekin diyen kişiler oluyor. Peki, izleyicisizsiniz. Saygı duyuyorum ben de. Şimdi bakalım kartlarımız ne söyleyecek? Evet, kolektif adına zamansız bir zamana niyet alarak siz bu videoyu ne zaman izliyorsanız enerjisini o zaman çalıştırmasına niyet ederek eril enerjinin şu an gündemi, dişil enerjiyle ilgili düşünceleri, duyguları, kalbinden geçenler ve güncel durumu ayrıca zihninin en ücra köşelerinde kendisinin bile bilmediği, farkında olmadığı düşünceler, o karanlıklardan gelen ne varsa bilmek istediğimi niyet ediyor ve eril enerjinin açılımına başlıyorum arkadaşlar. Bütünün hayrına olsun diliyorum. Bakalım. Eril enerjimiz. Şimdi eril enerji aral karakter. Arkadaşlar aral karakteri makul bir erkeği çağrıştırır. Yani sadık bir erkek. Dişisine sadık olan, makul, onun isteklerini yerine getiren bir erkektir arkadaşlar aral karakteri. Şifa çalıştırılması gereken yerlerde şifa çalıştıracağım. Hadi bismillah diyelim bakalım kartlarımız ne söylüyor. Arkadaşlar, eril enerjinin zihnine baktığımızda geçmiş dönemde Mida karakteri kendinden çok emin, köşesine çekilmiş, oh çeken ve son derece kıskançlık çalıştıran bir kadından bahsediyoruz. Eril enerji diyor ki, dişil enerji kendinden çok emindi. Kendinden rahattı, köşesine çekilmiş. Hani suya sabuna dokunmayan bir imparatoriçe gibi köşesine çekilmiş olan rahatına düşkün ve aynı zamanda bakın şu kadın Mida rahatlığına bir bakın. Gelen karta da bir bakın arkadaşlar bakın. Benzemiyorlar mı? Benziyorlar değil mi? Geçmiş dönemde çok aşırı derecede kıskançlık çalıştıran aynı zamanda da rahatına düşkün köşesine çekilmiş bir kadın varmış hayatımda. Rahatlığından, bu derece tembelliğinden de şikayetçi bir erilmiş. Şimdi Selena kartımız geldi. Ben bir diğer kartları da açmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle bakalım, diğer kartları da görmek istiyorum. Eyvah eyvah. Eril enerjinin güveni mi azalmış? Bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi eril enerji dişil enerjinin rahatlığından, ama şimdi dişil enerji rahat,
Lakin dişil enerji aynı zamanda çok kıskanç. Köşesine çekilmiş, sen şunu yapma, sen şuraya gitme, sen buraya gitme. İşte seni bakkaldan kıskanıyorum, seni sütçüden kıskanıyorum, seni marketten kıskanıyorum, annenden kıskanıyorum vesaire. Bu tarz girişimlerde bulunmuş. Sadece sözel olarak. Şimdi güncel olarak baktığımda eril enerjinin zihninde ne var dediğimde, şimdi Selena kartımız der ki ruhu zeki olan bir insan, biçim değiştiren bir insan, yani anlayış kartıyla beraber çıktı arkadaşlar bu. Yani kartımız der ki şu an eril enerji bir önceki günün üst üste koyduğu taşlarının üstüne bir yenisini koyuyor. Yüzünü güldürecek yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Yani her gün sahip olduğu şeyler için sevinip geçmişte üzülmüş olduğu şeyler için daha böyle güzel şeyler düşünmeye çalışıyor. Anlayış geliştiriyor arkadaşlar. Anlayış geliştiriyor. Yani bir kafes içerisindeymiş eril enerjimiz arkadaşlar. Belki dar bir düşünce içerisine girdi. Lakin bu saatten sonra şu an zihnen ama zihnin bilinçaltı olarak bu saatten sonra dişil enerjiye karşı bir anlayış geliştireceğini görüyoruz arkadaşlar. Daha anlayışlı olacağını eril enerjinin. Belki dar görüşlülük yapıyor. Evet diyor, tamam beni kıskanıyordu. Evet ama ben bu konuda onun üstüne çok fazla gitmiş olabilirim. Ama artık at gözlüğünü bırakmam gerekiyor. Onu anlayışla karşılamam gerekiyor diyor eril enerji. Şimdi arkadaşlar, şimdi önümüzdeki süreçte belki ya bir sizi ayıran yolla alakalı. Arkadaşlar bu bildiğimiz hani İstanbul'dan Ankara'ya yol olmayabilir. Bilinç altındaki yol, aşk yolu, sevgi yolu da olabilir. Şimdi önümüzdeki süreçte eril enerji bilinç olarak, bilinç altında şöyle bir düşünce içerisine girebilir. Ben dişilime gideyim, o yolda gideyim diyebilir. Ya da hayatında olan bazı şeyleri kestirip atıp kökünden o sorunlar, hayatındaki sorunlar neyse dişile gitmek için ya da dişille arasında ne gibi sorun varsa o sorunları atıp dişile gitmek isteyebilir. Ya da bir yol arkadaşlar, dişille arasında, erille dişil arasında bir uzaklık olabilir. Eril o yolu kat edip dişiline gitmek istiyor olabilir. Önümüzdeki süreçte böyle bir şey söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu yol zihnen de mümkün. Ona gitmek için olan bir yol. Ya da dediğim gibi hani tamam ben uzağım, o orada, ben burada, aramızda bir yol uzaklığı var. Benim bunları kestirip atmam gerekiyor diyebilir bilinç olarak. Şimdi bakacağız kalben ne düşünüyor. Şimdi arkadaşlar, aranızda kara bulutlar, kalben ne düşünüyor dediğimizde, eril enerji aranızda kara bulutların olduğunu, bazı anlaşmazlıkların olduğunu ve yakın bir geçmişte aslında kalben bu anlaşmazlıklarla alakalı bir çözüm bulma isteği içerisine girmiş olabilir. Yalnız size karşı da bir öfkesi var. Hani bir yandan kara bulutları kaldırmak istiyor, bir yandan da size karşı bir öfke içerisinde eril enerji yakın bir geçmişte kalben duyduğu düşünceyle alakalı. Şimdi şu anki kalben şu an gündeminde ne var diye baktığımızda arkadaşlar, aslında eril enerji yeni doğmuş bir çocuk gibi. Şimdi
Eril enerji, dişil enerjilere sesleniyorum burada. Eril enerjiler, erkekler dişil enerjiye göre biraz daha geç olgunlaşır. Geç olgunlaşır ama tam olgunlaşır arkadaşlar. Şimdi, özür dilerim. Şimdi diyor ki eril enerji, iki senaryo var burada. Eril enerji şu an gündem olarak bir masumiyet geliştirecek olabilir kalben. Hani buzlarını kıracak olabilir, size karşı olan buzlarını kıracak olabilir, bir çocuk masumiyeti geliştiriyor olabilir kalben. Ya da eril enerji bir baba ve şu an kalben babalığının ağır bastığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Bir çocuk sahibi olabilir ve babalığının da ağır bastığı bir dönem kalben şu an gündeminde bunun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi eril enerjinin kalben sonuç olarak dediğimde baktığımda eril enerjinin sizden başka sevgili dişiler, sizden başka yani sizi düşünüyor olabilir, evet, bir yol olabilir, size gelmesi gereken bir yol olabilir gündeminde. Belki şimdi baba ise gündeminde çocuk, evet, çocuğu olabilir. Baba değilse de size masumca yaklaşacak olabilir. İki senaryoyu söyledim az önce. Şimdi bir de hayatında size gelmesi için ya da sizinle mutlu olup ilişkisine devam etmesi için evli olabilirsiniz. Bu sizin ex aşkınız olabilir. Evli olan erkekler için şunu söyleyebilirim ki eril enerji sizinle bir savaş içerisinde. Sonuç olarak kalben bir savaş içerisine girecek. Şimdi çünkü arkadaşlar ex aşkınızsa da yine bir savaş. Çünkü bir üçüncü bir şahıs görüyorum ben burada ve tuttuğunu koparan zeki, akıllı bir kadın bu kadın. Kalben bir savaş. Eril enerji diyor ki sen mi o mu? Sen mi o mu? Savaşa bakın. Sen misin o mu? Bir savaş içerisine giriyor eril enerji. Girecek. Önümüzdeki süreçte kalben bu savaş içerisine girecek. Arkadaşlar bakın eril enerji bir yolculuk, belki kendi ruhsal yolculuğu da olabilir bu. Kendi hayatının bir ruhsal yolculuğu da olabilir ve şu kişiye yaptığı bir yolculukla alakalı gözyaşı da döküyor olabilir. 8. ayda başlayan ya da 8 vakit önce başlayan bir gözyaşı görüyorum ben eril enerjide. Bir ikilemde kalmak, bakın yatağın kartı çıktı. İkilemde kalmaktan dolayı ya da ikilemde kalıp da yanlış karar vermekten dolayı kararını derhal değiştirmesi gerektiğiyle alakalı sonuç olarak çok büyük bir gözyaşı dökeceğini ve bununla alakalı bir yolculuk. Belki bu yolculuk onun zihinsel bilinçaltı yolculuğu da olabilir. Ama şu ikilemden çıkması için de o yolculuğu yapması gerekiyor arkadaşlar. Ve yine sonuç olarak geldiğimde söylemem gereken ne var dediğimde eril enerjiyle alakalı arkadaşlar. Şimdi eril enerji bir kere şunu söyleyeyim ki sizden önce kendini güvenini kaybetmiş. Kendine güven kalmamış. Özgürleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve eril enerji bir, ya sakinleştirici hap kullanıyor ya da önümüzdeki süreçte kullanacak, ya kendisini alkole veriyor, yani kendini bilinçaltını uyuşturacak şeyler, alkol kullanma ya da ne bileyim bu sakinleştirici, bu bildiğimiz hani sakinleştirici ilaçlar, bu tarz artık güvenini tamamen kaybetmeyle alakalı. Aslında bu kendi buraya bir şifa çalıştıracağım Rumi'den.
Şimdi sonuç olarak de, şimdi arkadaşlar diyor ki eril enerji hayatının kadının kim olduğunu farkına varacak. Bakın. Ve evrensel olarak da evrenden ilahi bir yardım alıp an be an iki vakit içerisinde sevdiğine koşacak diyor arkadaşlar. Bakın. İki vakit verdim. Tamam. Şimdi iyi görmedim. Gözyaşı önümüzde. Peki. Bir şifa çalıştıralım. Önce. Eril enerji için bir şifa çalıştıralım. İkilemleri için. Şimdi eril enerji. İçin Rumi bize ne söyleyecek? İkilem, şu ikilem için arkadaşlar, şu ikilem için Rumi'den şu ikilemde kalmayla ilgili üzüntü için öncelikle bir Rumi'den kart istiyorum. Ayrıca Rumi'den bir şifa. Ayrıca bakın iki kadın arasında kalmaktan dolayı bir savaş içerisinde. Onunla da alakalı bir Rumi'den şifa çalıştırmasını isteyeceğim. Bakalım. Kolektif adına eril enerjilerin ikilemleriyle alakalı, eril enerjilerin bir karar vermesiyle ilgili Rumi bize ne söyleyecek diyelim. Bakalım ne söyleyecek Rumi bizlere. Çok merak ediyorum. Nasıl bir şifa çalışacak savaşıyla alakalı. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Şimdi eril enerjinin aslında kalbinden geçen şey tek bir şey ama ne istediğini bilmiyor. Ama istediği şey neyse de Rabbin onu vereceğini söyledi Rumi. Ama kararsız, ağır basan şeyin, ağır basan duygunun hangisi ne olduğunu kendisi bile bilmiyor, ikilemde kalmış. Onunla ilgili bir şifa çalıştı. Şimdi ikilemde yine ikilemde kalması ve acı çekmesiyle alakalı bir kart çektim. Bu ne diyor? Çiçek misali bir dizi inci yelkenim. Şimdi arkadaşlar yine kararsızlığıyla alakalı bakın belki hani burada gözyaşı döküyor, ikilemde kalmış. Bakın yatağın kartı ikilemdir, gözyaşıdır, üzüntüdür, acıdır, gözyaşı dökmektir. Bununla alakalı Rumi der ki belki sizin döktüğünüz gözyaşlarını eril enerjilere dökmeniz gerekiyordu. Sizin bu gözyaşlarınız bir inci, hani inci olup önünüze düşecek. Hani çiçek misali bir dizi inci yelkenim. Belki bakın yolculuk kartı da çıktı. Bir yolculuk, bir yelken. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi Katina'da da zaten yelkenli bir yolculuk anlamına da gelir. O şöyle beraber çektim ben Katina'yı bugün. O şöyle eşlik etti bize. Şimdi Asaların Sultanı da der ki bize. Aslında bu gözyaşları eril enerji arkadaşlar ikilem içerisinde ama ne yöne gideceğini bilmiyor. Bir taraftan aslında bakın eril enerji bir tarafta kandırılıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda kandırılıyor hem de. Ve bu kartta der ki inci yani, hani inci ya inci nedir? Sevilen gizli olan gizli olana git. Senin için kıymetli olan, hani kasaklı olan, o senin yerin, senin yanın, onun yanı, sen orada kal diyor arkadaşlar. Şimdi aldım kabul ettim diyelim. Rumi'nin sevgili eriller için çalıştırdığı şifayı şöyle bir gönderelim bakalım eriller. Aksın gitsin şifamız. Evet.
Eril enerji doğru olanı biliyor arkadaşlar. Belki de doğru olanı yapamıyor. Şimdi bakalım eril enerjiler için değişim dönüşüm tarotumuz bize ne söyleyecek? Eril enerjilerimiz için değişim dönüşüm tarotundan gelen kartımız neymiş? Peki. Şöyle yakın tutacağım, okuyamıyorum yoksa. Genel yaşam sürecindeki tüm belirsizliklere rağmen şu andan itibaren hayatımın bütün alanlarında kendimi yaşamaya, geliştirmeye ve gerçekleştirmeye niyet ediyorum, izin veriyorum. Şimdi sevgili Eril, hayatınızla alakalı bir takım belirsizlikler var. Ben genel olarak kartlardan anladığım şu, siz iki kişi arasında kalmışsınız lakin bir tarafı yıkmışsınız, tamam mı? Ya da yıktınız daha önceden ya da oturtamıyorsunuz yerine. Ya da bir taraftasınız ama orada bir düzenli bir süreç oturtamıyorsunuz sevgili Eril'den. Şimdi belirsizliklere rağmen şu andan itibaren hayatımın bütün alanlarında kendimi yaşamaya, geliştirmeye ve gerçekleştirmeye niyet ediyorum. Belki de önünüzü göremiyor. Eriller belki önünü göremiyor arkadaşlar. Hani önüm ne olur, önümde ne var benim, önümdeki süreçte ne yaşayacağım, nasıl bir yol izlemeliyim ne alakalı eril enerjilerin önünü görememeyle alakalı bir süreç, soru işaretleri kafasında. Tüm erillerin bu olumlamayı yapmasını istiyorum arkadaşlar. Bunu gün içerisinde birkaç kere söylemelisiniz. Genel yaşam sürecindeki tüm belirsizliklere rağmen şu andan itibaren hayatımın bütün alanlarında kendimi yaşamaya, geliştirmeye ve gerçekleştirmeye niyet ediyorum, izin veriyorum. Arkadaşlar eril enerjiler belki özür dileyecekler bir taraftan. Şimdi bana yorumlardan gelecek, hangi taraftan özür dileyecek, kimden bahsetti, kimi seviyor, kimi sevmiyor. Arkadaşlar siz kendinizi biliyorsunuz, bu genel bir açılım. Bunu siz bileceksiniz. Bakın Mida dedim, kıskanç bir kadın dedim, ilahi yardım dedim, masumcu dedim. Hani siz ilişkinizi bilmiyorsanız bunu sizden daha iyi kim bilebilir ki? Öyle değil mi? Şimdi eril enerji, evet, bir yorgun, bir belirsizlik, bir ikilem. Zaten ikilemi burada da gördük, bir şifa çalıştırdık arkadaşlar. Nerede gördük burada? İkilemden dolayı doğan bir üzüntü. Tamam mı? Peki, genel yaşam sürecindeki tüm belirsizliklere rağmen şu andan itibaren hayatımın bütün alanlarında kendimi yaşamaya, geliştirmeye ve gerçekleştirmeye niyet ediyorum diyoruz eril enerjiler için. Peki, bir melek kartı çekelim eril enerjilerimiz için. Bugün eril enerjilerle alakalı arkadaşlar, tabii siz bu videoyu izlediğinizde dün olacak. Dün eril enerjilerle ilgili Instagram sayfamda paylaşmam gerek, o şarkıyı paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bütün gün o şarkı aklımda, o şarkının sözleri aklımda. Instagram sayfamda da bir şarkı paylaştım. Eril enerji diyor ki, kurtar beni. Düştüğüm dipsiz kuyulardan kurtar. Göremiyorum. Eril enerjinin görmesi gerekiyor arkadaşlar. Gerçekleri göremiyor. Ciddi anlamda eril enerji ile alakalı. Bakın şimdi şöyle aşk oyunu stratejileri kitabından bir sayfa. Çoğu insan suçlama ve yargılara maruz kaldığı zaman savunmaya geçer. Savunma yapmadan sakin ve soğukkanlı bir şekilde geri çekilirsen insanların aklını karıştırırsın ve kendilerinde hata aramaya başlatırsın. Şimdi eril enerjiye burada bir uyarı var arkadaşlar. Eril enerjinin savunma yapmaması gerekiyor. Şimdi tabii ki dişil enerji tarafından belki suçlamayla karşılanacak. Belki hani sen niye bu hatayı yaptın? Sen niye bugüne kadar böyleydin? Sen niye gelmedin? Sen niye gitmedin? Sen niye beni sevmedin? Sen niye benden ayrıldın? Sen niye beni önemsemedin? Vesaire vesaire gibi. Dişil enerjiden yana herhangi bir suçlamayla karşılaşabilir eril enerji. Ve diyor ki çoğu insan suçlama ve yargılara maruz kaldığı zaman savunmaya geçer.
Savunma yapmadan sakin ve soğukkanlı bir şekilde geri çekilirsen insanların aklını karıştırırsın ve kendilerinde hata aramaya başlatırsın. Sevgili eril enerji size bu uyarı, yani diyor ki savunma yapmayın. Eğer suçsuzsanız suçunuzu kabul edin diye bir mesaj geldi. Eğer bu ilişkiyle alakalı suçsuzsanız, şu an dişiler de dinliyor bizi erilleri hakkında. Kesinlikle ve kesinlikle savunma yapmamanızla alakalı, karşınızdaki dişilin haklı olduğuyla alakalı bir mesaj geldi. Bakalım melek kartımız sizler için ne söylüyor? Dünyadaki ve cennetteki çocukların mutlu ve Tanrı melekler tarafından mutlu ve Tanrı ve melekler tarafından gözetiliyorlar diye bir mesaj geldi arkadaşlar Opal meleğinden. Şimdi arkadaşlar, eğer çocuğu olan eril enerji varsa çocukları için hiçbir şekilde bir endişe etmemesiyle alakalı bir mesaj geldi. Sevgili eril, baba olan eriller. Belki de diyorsunuz ki hani çocuklarınızla alakalı endişe ediyor. Belki ben şunu yaparsam çocuğum ne olur, bunu yaparsam benim hani çocuklarım ne olur diye bir endişe içerisinde olabilirsiniz. Opal meleği diyor ki çocuklarınızla alakalı bir endişe içerisine girmeyin. Çocuğu olan eriller için. Çocuklarınız zaten Tanrı ve melek tarafından gözetiliyor. Siz önünüze bakın diyor. Siz kendinizi düşünün, çocuklarınız zaten koruma altında diyor. Peki aldık, kabul ettik. Eril enerjimizle alakalı başka bakalım sormamız gereken, çekmemiz gereken bir kart var mı diyorum ama yeterli. Şifamızda çalıştı, gönderdik şifamızda. Rumi'den gittiğine inanıyorum. Gittiğini hissettim. Şimdi arkadaşlar gelelim dişil enerjimize. Bakalım dişil enerjimiz ne durumdaymış? Dişil enerjiyle ilgili bilmemiz gerekenler nelermiş? Şöyle. Tekrardan kartlarımı karıyorum. Dişil enerjim için çektiğim kart. Peki adam devam. Şimdi dişil enerjimiz güzelliğine güvenen, kendine güvenen, dişiliğiyle ön planda olan bir kadın. Şimdi dişil enerji için çekelim bakalım kartlarımızı. Kartlarımız neler söyleyecek? Özgüveni yüksek olan bir kadın. Peki. Bakalım kartlarımız. Dişil enerji için ne söyleyecek? Peki. Dişil enerjinin bilinç altında kendinin bile bilmediği erille ilgili düşünceleri, kalben düşünceleri, nedir? Neler geçiyor aklından bir bakın. Şimdi yine Osho kartlarını alıyorum. Dişil enerjiyle ilgili bilmemiz gerekenler neler? Dişil enerji erille ilgili, eriliyle ilgili neler düşünüyor? Aklından neler geçiyor? Bir bakalım arkadaşlar. Evet.
Evet, kolektif adına dişil enerjinin durumuyla alakalı bilmemiz gerekenler neyse onları öğrenmek istiyoruz arkadaşlar. Kolektif adına neyse bilmemiz gerekenler. Arkadaşlar, bazılarınız diyor ki biz kartları göremiyoruz. Videoyu eğer büyütürseniz, ekranı büyütürseniz görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi masamın güzelliğini de görürsünüz. Arkadaşlar sizler için hazırlıyorum ben bu masayı. İnanın ki hani video belki 1 saatlik ya da 30 dakikalık bir video olabilir ama onun öncesinde bu masa sizler için özel. Mum zaten benim olmazsa olmazım. Mum olmazsa zaten mumla sürekli açılım yapıyorum arkadaşlar. Ama kamera açısına göre görsellik benim için çok önemli. Sizlerin bir şeyler hani izlerken bir şeyler görmeniz. Kartlardan arkadaşlar kartları ben görüyorum zaten. Ben görmediğim bir kart yorumlayamam. Gördüklerimi yorumluyorum. Siz kartları görmek istediğiniz için bu şekilde bir açılım yapıyorum. Müzik rahatsız etti, o rahatsız etti, bu rahatsız etti. Arkadaşlar dediğim gibi açılımı ben 1 saat yapıyorsam müziği 1 saat ben dinliyorum. Hani siz açılıma odaklanmıyorsunuz demek ki. O tarz yorum yapanlar, müzik çok güzeldi diyenler de oluyor. Ben şimdi neye göre açılım yapacağım arkadaşlar? Ben kendime göre yapıyorum bu açılımı. Şimdi sizlerin zevkine göre bir açılım yapmaya kalksam, biriniz onu seviyor, biriniz bunu seviyor, biriniz ya hiç kimseye göre bir açılım. Ben kartlarımı sizden, ben özel açılımlarımda da kartlarımı önceden meditasyon yaparım. Onları kişinin ismine göre, kişinin ismini alırım arkadaşlar. Kişinin ismine göre olumlarım, meditasyonumu yaparım. Sonra açılımımı yaparım. Peki, dişil açılımdan önce tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kişiye özel Reiki şifasıyla şifalandırılmış, Reiki ve gümüş mor alevi şifasıyla şifalandırılmış kişiye özel bir hediyem olacak. Instagram adresimden arkadaşlar o çekilişe katılabilirsiniz dediğim gibi. Hediyeleşmek sünnettir. 3 tane aboneme bu bilekliklerden özel şifalandırılmış kişiye özel gerekli ne gerekliyse o kişiyle konuştuktan sonra bunun bu nedir buna ben karar vereceğim. Şans, mucize neye ihtiyacı var? Tabii ki şansa ihtiyacı olmayan kimse yok da belki herhangi bir çakranın şifalandırmasıyla alakalı bir ihtiyaç vardır. Şimdi bununla alakalı veya bir ex partnerle alakalı bir şifalandırma veya ilişkiyle alakalı bir şifalandırmaya ihtiyacı vardır. Buna baktıktan sonra bir analiz yaptıktan sonra o kişiye birkaç gün içerisinde şifalandırmasını yapıp kendisine de gönderip bilekliğine de onu yükleyip hediye edeceğiz arkadaşlar. Bakalım şimdi dişil enerjiyle ilgili kolektif adına ne söylememiz gerekiyor? Kolektif adına dişil enerji. Ay, vay 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 vay. Dişil enerji yakın bir geçmişte vazgeçiş mi olmuş ya da yani dur bakalım. Bütün kartları bir açalım bakalım bakalım. Arkadaşlar ben eril enerjileri daha son günlerde daha bitik gördüm. Hani birkaç gündür sanki eril enerjiler bir takım şeylere yoğunlaşamıyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor, sanki önünü göremiyor gibi bir hissiyata kapıldım arkadaşlar. Bugün onunla alakalı da bir müzik paylaştım zaten Instagram adresimde. Şimdi eril enerjilere baktığımda arkadaşlar, yakın bir geçmişte zihin olarak, evet bunun zaten hissiyatı içerisindeydim ben. Yakın bir geçmişte arkadaşlar, dişil enerji ilişkiyle alakalı bir yaratıcılık içerisine girmiş. İlişkiyi nasıl toparlamasıyla alakalı. Nasıl yürütmesiyle alakalı. Eğer
ilişkisinde git gel yaşayan dişiler varsa, ilişkisi biten dişiler varsa, ya da yani ilişkisinde kopuşlar yaşayan vesaire, bu dişillerin ilişkisini tekrar düzenleme, tekrar rayına oturtmayla alakalı yakın bir geçmişte bir kapı, bakın bir yaratıcılık, bakın o kapıdan girmeyle alakalı bir kapı, o kapıdan girmeyle alakalı bir düşünce, bir yaratıcılık, yaratıcı düşünceler içerisine girdiğini görüyorum arkadaşlar. Dişil enerjilerin, dişil yapıcıdır. Her zaman dişil yapıcıdır arkadaşlar. Şimdi yorumlar gelecek. Evet, dişil yapıcıdır, dişil acı çekici, dişil çilekeştir vesaire diye. Şimdi arkadaşlar, dişil enerji diyor ki, eril enerji, iç sesi, bakın dişil enerjinin iç sesi diyor ki, eril, bak bir yanı aslında ayrı olanlar için, eril bana geri dönecek, geri döner. Ya da eril beni bir şekilde takip ediyor, bir şekilde izliyor. Ya da ilişkisinde git gel yaşayanlar vesaire. Ama şunu da biliyor ki dişil enerji, eril enerji çapkın. Çapkın bir erkek. Evet, gezer tozar. Evet, belki hayatında başka biri bile vardır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama yine size dönüş yapacağım. Şu an zihninizde, beyninizde geçen bu arkadaşlar. Sevgili dişiler. Evet, benim istediğim de zaten buydu. Bu raddeye gelmişsiniz. Biraz daha rahat görüyorum sizi. Ve kartlar da diyor ki, önümüzdeki süreçte, evet, dişil enerji, eril, eğer evli olmayanlar varsa, aranızda evli olmayıp, ilişki yaşayıp, ayrılanlar veya ilişkisinde git gel yaşayanlar ya da ilişkisi devam edenler, neyse, varsa, evet, önümüzdeki süreçte zihnen dişil enerjilerimiz, evet, bir yüzük, işi ciddiyete dökme, alyans takma düşünecekler, evet. Ama aferin size dişiller, işi de akıntıya bırakacaksınız, ciddiyete almayacaksınız. Yani önemli, yani alyans taksa da olur, takmasa da olur. Ya da evliliklerinde, evet, ilişkim düzelse de veya ilişkilerini düzelse, gelse de olur, gelmese de olur. Evet, bu şekilde arkadaşlar, her zaman size anlatmak istediğim zaten buydu. Hani evet, bir şeyler olacaksa olacaktır. Siz bunu zorlasanız da zorlamasanız daha güzel olur aslında. Zorlamasanız daha güzel, daha çabuk olur da olacak şey daha güzel olur. Bir şeyler zorlandığı için zaten olmuyor. Bu zorlama, hani ben zorlamıyorum. Zorluyorsunuz arkadaşlar, farkında değilsiniz. Düşünce olarak zorluyorsunuz, bilinçaltı olarak zorluyorsunuz. Evet, akıntıya bırakın, akışa bırakın diyor kart. Zaten bırakacaksınız da böyle güzel olacak. Peki. Peki, yakın bir geçmişte kalben dişil enerji ne düşündü diye baktığımda arkadaşlar. Şimdi bir güven, zaten sanki sizin eril enerjiye karşı güveniniz bir uçmuş gitmiş. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki bizim ilişkimiz sağlam. Biz sağlam bir ilişki temeli oluşturduk diyorsunuz. Bakın dağ kartı. Dağ kartı sağlamdır, yıkılmazlıktır. Tamam arkadaşlar. Güvenle alakalı. Tamam, güvenim uçtu gitti ama bizim temelimiz sağlam. Belki tekrardan hani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine kürkçü dükkanıdır. Ya da evli olanlar vesaire, bunlar da hani diyor olabilirler. Bir, evet, benim eşime karşı, erilime karşı güvenim sarsıldı. Ama bizim temel sağlam. Tekrardan ben erilimle alakalı o güveni yakalarım diye olabilirsiniz sevgili dişiler, demiş olabilirsiniz yakın bir geçmişte. Şimdi gündem olarak baktığımızda, kalben gündem olarak arkadaşlar diyorsunuz ki az önce şimdi şöyle söylediniz Venüs Hanım, şimdi şöyle söylüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ben zihin olarak, zihinle kalp aynı şeyleri söyler mi? Söylemez. Zihin olarak diyorum ki bunları 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 düşünüyor. Kalp olarak da bunları 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 düşünüyor. Şimdi zihin olarak farklı, kalp olarak gündeme baktığımda, şimdi
dişil enerji belki de gündem olan, hani geçmişte demiş ya, evet güvenim sarsıldı ama bizim ilişkimiz dağ gibiydi, sarsılmazdı vesaire, bu tarz düşünceler içerisine girmiş ya. Kalp olarak gündeminde şu an düşüncesinde kalben ise dişil enerji bir suçluluk duygusu içerisinde. Ben evet güvenim sarsıldı ama tekrar güvenebilirdim bu insana. Ama güvenilmez bir insandı. Çapkın bir insan çıktı. Niye böyle oldu diyor. Bakın 8. ayda bir suçluluk duygusu içerisine girmiş dişil enerji. Özellikle 8. ayda. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar kalben, bakın bu alyans kartı, akışına bırakma kartı, önümüzdeki süreçte evet olacak, bu zihnen de arkadaşlar, zihin, bilinçaltı. Şimdi kalben ne düşünecek? Çünkü bunları dişil enerjilerden bu mesajları alıyorum sürekli. Bunu söylediniz, sonuç dediniz, bir de sonuç olarak bunu dediniz. Arkadaşlar 1000 kişi dinliyorsa 5 kişi bu soruyu sormasın. Lütfen 995 kişi anlıyor çünkü. Ama ben yine de ısrarla o 5 kişiye de anlatmaya çalışıyorum, tamam mı? Suçlamıyorum niye anlamıyorsunuz diye. Yine de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar dişil enerji kalben bir kurnazlık çalıştıracak. Öyle bir kurnazlık çalıştıracak ki, bakın bu kurnazlık 9. ayda olacak. Ben seni umursamıyorum ey eril. Umurumda değilsin gibi kalben bu düşünce içerisine girecek arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bir kurnazlık içerisine giriyor. Sanki ben günümü gün ediyorum. Ben kendimi dinliyorum. Ben seninle ilgilenmiyorum. İkinci senaryo, gününüzü gün etmeseniz bile karşı tarafı bunu bu şekilde yansıtacağınızı söylüyor kartlar. Sevgili dişiler, böyle bir sezon içerisine gireceğinizi, böyle bir enerji içerisine gireceğinizi söylüyor. Peki, şimdi 8. aydan beri, özellikle 8. aydan, zaten 8. aydayız, bir suçluluk içerisine girdiğiniz, ona olan güveninizle alakalı. Ben ona belki ikinci, belki üç, beş, onuncu şansı verdiniz. Onunla alakalı bir suçluluk duygusu içerisine girdiğiniz ve hala 8. aydayız. Hala bunu devam ediyor. Zaten gündeminizde olan bir kart çıkmış sevgili dişiler. Peki, önümüzdeki süreçte sevgili dişil, ben ne yapıyorum diyeceksiniz. Ben ne yapıyorum? Tamam, bazı sırlar ortaya çıkacak. Karanlıkta kalan bazı şeyler ortaya çıkacak sevgili dişiler. Ve bu sefer siz kendinizi karanlıkta hissedeceksiniz. Belki hiç beklemediğiniz şeyler, beklemediğiniz cevaplar, belki tahmininizden çok çok ayrı farklı senaryolarla karşılaşacaksınız. Ve bununla alakalı ben ne yaptım deyip kendinizi karalara, bakın sıfırdan tekrar başlayacaksınız. Kendinizle, erille değil, kendinizle sıfırdan tekrardan başlayacaksınız. Karalar bağlayacağınız bir döneme gireceksiniz diyor arkadaşlar. Bazı sırlar ortaya çıkacak diyor. Karanlıkta kalan bazı şeyler aydınlığa çıkacak diyor kart. Ve evet, bazı şeyleri yeniden oldurmaya çalışacağınız bir döneme gireceksiniz. Ve arkadaşlar şimdi sevgili dişil, kart diyor ki ya önünüze tekrardan farklı aşık olacağınız bir insan çıkabilir sevgili dişi. Çünkü bazı dişillerde ben vazgeçiş görüyorum. Aslında ben buna vazgeçiş demek de istemiyorum. Bu vazgeçiş değil. Çünkü artık bekle 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 bunun sonunun olmadığını görüp de kendine yeni bir yol, yeni bir hayat çizgisi çizen dişiller olduğunu biliyorum. Hani gün içerisinde sürekli mesajlar alıyorum zaten sizden. Bıktım, usandım, ne yapmalıyım, önümü göremiyorum. Aslında önünüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru adım atmanız gerekiyor. Bazı dişiller
kendilerine göre doğru olan adım bu demek ki. Bazı dişiler önüne bakıp hayatın aşkını yakalayabilir. Bazı dişiler ise tekrar bir şans verip o şansın sonucunda evet hayatımın aşkı zaten sendin, seni bekledim, geldin de diyebilir arkadaşlar. Tamam. İki senaryo var. Hangisi benim diye bunu bana sormayın arkadaşlar. Bunu siz biliyorsunuz. Şimdi, eğer eril enerjinizle alakalı, eğer değil zaten arkadaşlar şimdi erille aranızda ay benim oğlum geldi. Ben birazcık tamam tanıştırayım mı? Daha önce tanıyanlarınız oldu değil mi benim oğlumu? İsmi Gece. Böyle kucağıma geldi. Kocaman gözlü. Geceyle sizi selamlıyoruz arkadaşlar. Böyle kocaman kocaman çok tatlı bir şeydir. Daha önce de birkaç kere videolarımda böyle atladı. Peki geceye hoşça kal dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar bazı erillerimiz, şey özür diliyorum, bazı dişilerimiz arkadaşlar bazı dişilerin erille arasında arkadaşlar çok sivri, çok zehirli sözler söylenmiş olabilir. Ve diyor ki eğer siz eril enerjinizle devam edecekseniz bu zehirli lafları unutun. Ya da ikinci senaryo ya da diyor ki arkadaşlar araya yılan gibi girmiş birileri olabilir. Sizin aranızı bu açmış olabilir, bu kişiler açmış olabilir diyor. Bunları unutmalısınız tekrardan barıştığınızda. Düşmanlık yapmayın. Ne erilinize karşı düşmanlık yapın, ne de sizin aranızı birisi açtıysa ona karşı düşmanlık yapın. Yani şimdi ayrılmadıysanız eğer hani tamam hala evlisiniz, hala beraberliğiniz devam ediyor ama bir kırgınlığınız da olabilir. Kötü sözler sarf edilmiş olabilir arkadaşlar. Bu sözleri unutun. Araya birileri girdi, aranızı açtıysa eğer düşmanlık da yapmayın. Öfke biriktirmeyin diyor arkadaşlar. Zaten arkadaşlar hayatınızın hiçbir alanında öfke biriktirmeyin. Öfke biriktirdiğiniz sürece hayatınıza o tarz insanları çekersiniz. Öfkeliyseniz öfkeli insanlar girer. Ya da öfke çalıştırıyorsanız birine karşı eril enerjiye karşı öfke çalıştırdıysanız size öfkeli bir eril başka bir eril enerji gelir. Öfkeli bir eril enerji gelir arkadaşlar. Aslında bugün sizlerle videonun sonunda bir meditasyon paylaşmayı düşünmüştüm arkadaşlar. Hani 30 dakikalık video çekiyorum. Ne kadar çok uzun bir video çektiniz diyen şikayet edenler oluyor arkadaşlar. Yaklaşık bir saatlik bir video olduğu için bir olumlama kartı. Evet, olumlama kartı. Sonra bir Rumi kartı çekmek istiyorum dişil enerjiler için. Ya arkadaşlar bu kadar sürdü. Şimdi ben kartları atlayıp da özetliyorum bir de yani. Kartların anlamı bu kadarla ibaret değil tabii ki. Bir de özetliyorum sevgili dostlar. Hani bir bahane illa bahane bulacak ya arkadaşlar. Ben videoyu yayınlıyorum, bazen bakıyorum. Hani takip ediyorum. Sürekli takip edemiyorum. Yardımcım takip ediyor mesela. Bazen bakıyorum tam yüklenmiş video yükleneli 2 dakika olmuş. 2 dakikada ne dinledin? 2 dakikada neyi beğenmedin? Beğenmeme tuşuna bastır. Arkadaşlar ben bununla ezilmem. Sen buna nasıl yüceliyorsun? Değil mi? Videolarımızı kimse izlemek zorunda değil. Ben izlemek isteyenlere çekiyorum arkadaşlar bu videoları. Eleştiri yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Eleştirileri doğrultusunda, evet ben yine müziğimi açtım ama biraz daha sesini kıstım. Ben yine müziğimi duyuyorum. Evet sizler duymak zorunda değilsiniz ama lakin bazen dışarıda çok evimin kart attı bu arada. Evim çok yol kenarında olduğu için trafik sesi. Trafik sesini mi tercih edersiniz? Oradan gelen bir ney, bir keman sesini mi tercih edersiniz? Ben trafik sesiyle yoğunlaşamıyorum arkadaşlar. Yani kartlarıma yoğunlaşamıyorum. Şimdi
Sevgili dişiler, sizin için değişim dönüşüm tarotundan gelen kartım dostlar şu: yaratıcılığımı artırmak ve başarıya, mutluluğa ulaşmak benim elimde, biliyorum. İhtiyacım olan gücü aklımda, kalbimde, ruhumda ve bedenimde uyandırmaya niyet ediyorum, izin veriyorum. Sevgili dişil arkadaşlarım, yaratıcılığınızı ve başarıya giden o mutluluğa ulaşmak aslında sizin elinizde. Siz bunu farklı yerlerde arıyor olabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim, belki de gücünüz bitti, gücünüzün bittiğini düşünüyorsunuz. Artık başarıya ulaşamam, artık mutluluğa ulaşamam, artık gücüm kalmadı diye olabilirsiniz sevgili dişil arkadaşlarım. Bu konuyla alakalı, bunun üstesinden gelmek, bunu düzeltmek adına bu olumlamayı yapmanızı rica ediyorum. Dişil Enerjiler Kolektif adına gelen mesajımız, uyarımız buydu. Tekrar okuyayım ya da not edebilirsiniz bunu. Yaratıcılığımı artırmak ve başarıya, mutluluğa ulaşmak benim elimde, biliyorum. İhtiyacım olan gücü aklımda, kalbimde, ruhumda ve bedenimde uyandırmaya niyet ediyorum. İzin veriyorum dedi değişim dönüşüm tarafından gelen kartımız. Şimdi arkadaşlar, dişil arkadaşlarım için ne söylemem gerekiyor başka? Şimdi evet, sizde bir güven eksikliği gördüm ben sevgili dişiler. Evet, oraya bir şifa çalıştırmak istedim. O şifayı da çalıştırmak istiyorum. Güven, belki tabii ki yaşadığınız şeylerden dolayı olan bir güven eksikliği olabilir bu. Lakin şimdi evet, dişil enerji eril enerjiye karşı güvensizlik hissediyor. Fakat bu güvensizliği hayatının her alanına yaymış durumda. Belki dişil enerji eril enerjiye güvenmediği için patronuna güvenmiyor, çocuğuna güvenmiyor, komşusuna güvenmiyor, eşine, dostuna, arkadaşına, kankasına, hiç kimseye güvenmiyor. Böyle bir şey sezdim arkadaşlar. Bu benim hissiyatım, ayrıca hem sizden gelen mesajlar, okuduğum mesajlar, hem şu an açılımda genel olarak baktığımda bir güvensizlik, güveninizin uçtuğuyla alakalı. Bir Rumi'den bir kart çekmek istiyorum sevgili dostlar. Bakalım. Bu güvensizliğinizle alakalı. Evet Venüs Hanım, ben haklıyım, güvensizim. Haklısınız ama şimdi arkadaşlar, güvensizlik de bir duygu ve güvensizlik kötü bir duygu. Hayatınıza hep güvensiz insanları çekersiniz. Bunu unutmayın, tamam mı? Bakalım Rumi bu konuda ne söyleyecek. Evet, kartı açmadan önce şöyle yapalım. Eril enerjinin duyduğu güvensizlikle alakalı, kendisinin bile farkında olmadığı, pardon, özür diliyorum, dişil enerjinin güvensizliğiyle alakalı, kendisinin bile farkında olmadığı, bakın hemen düzelttirdiler. Ve dişil enerjinin eril enerjiden dolayı kaynaklanan güvensizliği, lakin bütün herkese yansıyan bu güvensizliğiyle alakalı, belki dişil enerjinin bile farkında olmadığı, bilinç altında yatan, ruhunun, bilincinin, kalbinin, bilinç altının en derinliklerinde, karanlık köşelerinde yatan bu güvensizlikle alakalı. Tabii ki aslında bu güvensizlik arkadaşlar eril enerjiden gelmiyor. Şu anki bana gelen hissiyatla alakalı konuşuyorum size. Daha öncelerde yaşadığınız şeylerle alakalı aslında bu güvensizlik. Peki, bir şifa çalıştıralım dedim. Bakalım Rumi ne söylüyor. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Şimdi adalet kartı çıktı arkadaşlar. Evet, bunların karşılığını alacağınızı söyleyen bir kart bu. Sonsuz, evet, adaletsizlikle karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyor olabilirsiniz sevgili dişiler. Hayatınızın sadece erille olan bölümü, sadece aşkla olan bölümü değil. Hayatınızın diğer alanlarını, bakın dişiler hayatın diğer alanlarında da adaletsizlikle karşılaşıyorlar. Belki maddi hayatınızda da adaletsizlikle karşılaştınız. Belki dostluklarınızda da adaletsizlikle karşılaştınız. Ama diyor ki,
Bunun mükafatını diyor alacaksınız diyor. Bunlar diyor dengelenecek diyor. Yani bir şekilde diyor terazi yerine oturacak diyor arkadaşlar. Peki. Aldık, kabul ettik bu Rumi'mizden gelen şifamızı da. Şimdi melek kartlarımızın sevgili dişiler için ne söylemesi gerekiyor? Sevgili dişiler, evet, biraz daha rahat gördüm sizi. Lakin bir suçluluk duygusu içerisine de girmişsiniz. Bu yapmayın arkadaşlar. Suçluluk duygusu içerisine girmeyin. İçinizdeki kız çocuğunu büyütün. Hatta birkaç gündür özel danışanlarıma içlerindeki kız çocuklarını büyütmeleriyle alakalı. İsterseniz dinlemek zorunda değilsiniz. Ufak bir meditasyon yapalım sizlerle bu konuyla alakalı. Şöyle sizler için bir melek kartı seçeyim ve meditasyonun sonunda bunu okumak üzere. Şimdi arkadaşlar, sevgili dişiler, tabii ki eril enerjiler de dinliyor olabilirler beni şu an. Kolektife eril veya dişil, en son dişil için bu kartımı okuyacağım. Yalnız ya da önce bunu okuyayım. Peki, okumam gerektiği hissiyatı geldi. Güç savaşında yenilen ilişkiniz olur sevgili dişil. Zayıflıkları göstermenin baştan çıkarıcı özelliği vardır. Partnerinin senden üstün olduğunu hissetmesine izin ver. Sevgili dişil, duyuyor musun? Güç ve çok fazla özgüven sahibi olmak karşındaki kişiyi ürkütür diyor. Sevgili dişi, çok fazla güç sahibi olmaya çalışma, özgüven sahibi olmaya çalışma. Belki de çok fazla güçlü olduğundan dolayı, çok fazla özgüvenli olduğundan dolayı partnerin, erilin senden gitti diyor. Güç savaşı yapma. Güç savaşı yaparsan yenilen taraf senle değil, o ilişkiniz yenilir. Peki, Indriel meleğimiz diyor ki, sen bir ışık işçisisin. Tanrı'nın seni ilahi ışığını ve sevgini bir melek gibi dünyanın ve onun bütün sakinlerinin üzerine saçmana ihtiyacı var diyor. Biraz sakin ol. Etrafındaki insanlara da faydalı olabilmek için bir sakinlik içerisinde olman gerektiğiyle alakalı bir mesaj geldi. Sevgili dişil enerjiler için. Peki ben şöyle kartlarımı toplamak istiyorum. Şu alyans kartıyla şöyle alyans kartımızı şöyle ortaya koyuyorum. Evet, eril enerjiyle dişil enerjinin arasında arkadaşlar bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi şöyle bakın. Eril enerjiyle dişil enerjinin arasına şöyle değil mi? Böyle güzel oldu. Peki bu böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar ufak bir meditasyon yapalım istiyorum sizlerle. Öncelikle çok fazla ciddisiniz. Hayatın akışına çok fazla kendinizi kaptırmış durumdasınız. Belki nasıl yol alacağınızı bilmemeyle alakalı sorunlarınız var diyebilirim. Şimdi ufak bir meditasyon yapalım. Bir rahatlama adına, içinizdeki çocuğu uyandırma adına. İçimdeki çocuk uyansa ne olur, uyanmasa ne olur? Arkadaşlar çok önemli. Bu meditasyonu yaptıktan sonra uyansa ne olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız. Şimdi kendinizi tazelemeniz adına arkadaşlar bunun gerekli olduğunu bilmenizi istiyorum. Çocukluğunuzdan gelen problemleri çözmeniz adına da bunun gerekli olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii özel danışanlarıma da bununla alakalı bilgiler veriyorum. Şöyle kısaca size de bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Uzatmamın farkındayım. İstemeyenler dinlemeyebilir. Günde bir defa özellikle 21 gün boyunca DNA'larımız 21 günde kendini yeniliyor arkadaşlar. Şimdi yatağımıza uzandık ya da rahat bir vaziyette oturur pozisyondayız. Kendimizi bir deniz kenarında durgun bir deniz ve o deniz kenarında kumsalda yürürken hayal edelim arkadaşlar. Meditasyona başlamadan önce 3 kere derin nefes alıyoruz. 3 kere diyaframımızı o nefesle dolduruyoruz arkadaşlar. 3 kere derin nefes aldıktan sonra o kumsalda yürüdüğümüzü hayal ediyoruz. Kumsalda
yürüyoruz. Durgun bir deniz. Denizin kokusunu içimize çeke çeke, yalın ayak o kumların tanelerini hissede ede, hafif rüzgar esintisi ve güneşin sıcaklığıyla kumsalda yürürken arkadaşlar bir iskele. Upuzun bir iskele. Ve bu iskelenin ucunda bir çocuk. Eğer eril enerjiler hayal ediyorsa bir erkek çocuk. Dişil enerji hayal ediyorsa bir kız çocuğu, bir çocuk hayal edin orada. Çocuğun yanına doğru yavaşça gidelim arkadaşlar. İskeleye çıkalım. O çocuğun yanına gidelim. Şimdi arkadaşlar, çocuğun omzuna elinizi koyun ve çocuğun yüzüne bakın. Tasarlayın kendiniz. O çocuk kim? Nasıl yani? Sarışın, esmer. Kendinize göre bir çocuk çizin. Aslında sizin isminiz Ahmet ise o çocuğun ismi de Ahmet. Yani senin ismin Ayşe ise onun ismi de Ayşe. Senin ismin Zehra ise onun ismi de Zehra. Senin ismin Metin ise onun ismi de Metin. Şimdi arkadaşlar, o çocuğun gözlerindeki yorgunluğu, küskünlüğü hissedin. Ve şimdiye kadar o çocuğu yalnız bıraktığınız için ondan özür dileyin. Çünkü o sizin çocukluğunuz. Şimdiye kadar onu aramadığınız, şimdiye kadar ona sarılmadığınız, şimdiye kadar onu özlemediğiniz ve bu zamana kadar onu üzdüğünüz için ona sımsıkı sarılın. Ve onu teselli edin. Çünkü o çok üzgün, o çok kırılmış, yılların üzgünlüğünü üzerinde taşıyan bir küçücük çocuk. Pişmanlığınızı, üzgünlüğünüzü, onu neden boş vermişliğinizi ona anlatın. Ve bir daha onu boş vermeyeceğinize, onu unutmayacağınıza ve onu her gün ziyaret edeceğinize dair o çocuğa söz verin. Ona sımsıkı sarılın. Onun ihtiyacı olan şey oydu zaten. Ama siz yoktunuz. O yıllarca sizi bekledi. Ve siz şimdi gittiniz. Onun bütün özlemi olan şey sizdiniz, size kavuştu. Ona sımsıkı sarılın arkadaşlar. Çocukluğunuza sımsıkı sarılın ve ondan özür dileyin. Onu koklayın. Onu ne kadar özlediğinizi hissedin. Ve her gün onu ziyaret edeceğinize dair ona söz verin. Onunla özleminizi giderdikten sonra hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu meditasyonu dediğim gibi en az 21 gün geceleri veya gün içerisinde kendinizi hazır hissettiğinizde yapmanız sizin için iyi olur. Çocukluğunuza gidin. Çocukluğunuzla barışın arkadaşlar. Ve
çocukluğunuzla mutlu olun. Ve öyle de oldu diyelim, çok şükür. Sevgili arkadaşlar, eril dişil açılımı ben sizleri birleştirdim. Aranıza da alyansı koydum, şöyle göstereyim. Bakın, ben bakmakta mutluluk duydum. Siz de mutlu olun arkadaşlar. Şöyle aranıza da alyansı koydum, erillerle dişiller arasına. Şifalarımızın yerine ulaştığını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Reiki enerjisi şifalandırılmış kişiye özel şifalandırılmış bilekliklerimi 3 kişiye göndereceğim arkadaşlar. Hediye edeceğim. Bununla alakalı Instagram adresimden, Venüs ve Tarot adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra WhatsApp adresimden de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, öncelikle kendinizi, siz kendinizi sevin. Siz kendinize saygı duyun ki insanlar, diğer insanlar, canlılar size saygı duysun arkadaşlar. Sizi sevsin. Siz sevin. Dünya değişir arkadaşlar. Önce kendinizi sevin. Kendinizi sevdikten sonra zaten her şey değişir. Her şey güzelleşir. Siz önce kendinizi güzel görün. Önce kendinizi sevin. Daha sonra diğerleri zaten sevilir. Zaten güzel görünür arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diliyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Aşkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.